Merhaba arkadaşlar. Bugün Flutter Firebase Authentication olayına gireceğiz. Firebase ile ilgili daha önceden bir bilgisi olmayan veya Firebase ile tanışmamış arkadaşlar için Firebase'den biraz bahsedelim. Firebase.google.com konsol bölümüne giriş yapıyoruz. Burada Firebase email, Google'da telefonla authentication işlemini gerçekleştirdiğim bir Firebase projesi oluşturdum. Flutter Firebase diye. Burada authentication kısmı şu an benim için önemli. Şunları bir silelim daha önce oluşturmuş olduğum kullanıcılar. Authentication ilgili singing metotlardan 3 tanesini aktif ettim. Bir kullanıcı email ve şifre oluşturup bu yapı üzerinden giriş yapabilir. 2. Telefonla giriş yapabilir. 3. Gmail hesabı üzerinden giriş yapabilir. Yani 3 tane farklı oturum açma sistemi. Bunlar dilerseniz detaylara bakabilirsiniz. E-postayı etkinleştir diyorsunuz. Telefonu etkinleştir diyorsunuz. Ben burada bir tane kendi telefonum ve basit bir şifre ekledim. Şuradan da Gmail ile etkinleştirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şu an bu üç yapı üzerinde oluşturmuş olduğum proje arayüzü bu. Bunu benim kitap sayfamdan ulaşabilirsiniz. MKSular. kitap.com/mksulardan ulaşabilirsiniz. Şimdi işlem şu. Kişi uygulamayı ilk çalıştırdığında, hatta sıfırdan çalıştıralım şu uygulamayı. Benim proje yapım. Lib klasörümde main dart, page klasörümde create user, email ile kullanıcı ve şifre girerek user oluşturma, login user, burada 3 tane işlemi de gerçekleştiriyorum. Hem email ile giriş yapabiliyoruz, hem Gmail ile giriş yapabiliyoruz, hem de telefonla giriş yapma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir de bu kullanıcılar giriş yaptığında girebilecekleri bir sayfa. Aynı zamanda sing out işlemini gerçekleştirebileceği bir sayfadan oluşan bir sayfa, yani 4 tane dart dosyasından oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kullanıcı ilk sisteme giriş yaptığında, bu arada Google Firebase Authentication aktivitesi için ben PubSpec alma Firebase Auth'u ekledim. Bu alert işlemlerim için, bu mail validation işlemini basit bir şekilde yapmak için daha önceden eklemişim. Genel validatör olarak bunu kullanıyorum. Daha kullanışlı bir validatör. Bu font Awesome, çok fazla Flutter'ın kendi fontu yok. Awesome fontlarını kullanıyorum. Bu Sing'in Google ile Sing'in işlemi yapabilmek için. Bu da kullanıcı şifre girdikten sonra bizi homepage sayfasına yönlendirmeden önce bir loading aktivitesi için yapmış olduğum eklenti toplamda ekstra şu eklentileri kullanıyorum. Bunu çok kullanmadım, gerek duymadım. Hemen bakalım arkadaşlar. Main dart. Main dart'ta arkadaşlar ilk sayfam olarak login user'ı çalıştıracağım. Sonra eğer login user'da create işlemi gerçekleştirdiğinde buraya bir root ekledim. Create user
ve tamamen işlem gerçekleştiğinde de ana sayfaya yönlendirme işlemi gerçekleşiyor. Bu şekilde basit bir yapı. Run without debugging yapalım bir. Dediğim gibi kodlara benim GitHub sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bu projeyi tekrar çalıştırmasa mıydım? Burada web'i aktif ettiğim için aynı zamanda Chrome üzerinden de çalıştırabilirim. Projem yüklensin. Emülatörü tekrar deneyeyim. Yönetiyorum çalıştı. Şimdi projeyi çalıştırayım. Evet. Evet sevgili projem burada. Diyelim ki herhangi bir hesabım yok. Önce ne yapıyorum? Gmail ile bir kayıt, kendi mailimle bir kayıt oluyorum. Mail dışında bir mail yazıyorum. Kayıt eklendi diyor.
E-mail adresinize gelen mesajı onaylayın diyor. Kapat dedim. Şuradan bakayım. Aynı zamanda şurayı da bir güncelleyeyim. Mailimin eklendiğini görebiliyor muyum user'sa? Gördüğünüz gibi mailim eklendi. Şuradan onaylama işlemi gerçekleştireyim. Mailim onaylandı artık. Akkauntum aktif. Artık mail ile giriş yapabilirim. Hemen evet, şu an mkasolar@gmail.com oturumu açtım. Şuradan bastım da single out yapıyorum. Hemen bakarsanız görürsünüz zaten. Single out için arkadaşlar. Normalde benim user çıkış diye bir metot oluşturmuşum burada. Çıkış yap butonuna bastığımda OnPress'ten user çıkış çalışıyor. Yukarıda Auth Firebase Authentication işlemi için oluşturduğum bir alan değişken True Firebase Auth e-mailim current user aktifken almış olduğum e-mail da işte çıkış yapma ve giriş yapmada is loading true mu false mu ona bakıyorum. Hemen bakabilirsiniz arkadaşlar. Out.singout yaparsanız çıkış işlemi gerçekleştirirsiniz. Bu çıkış işlemi gerçekleştiğinde sizi giriş sayfasına yönlendiriyor. Gerçekleşmezse çıkış yapılamadı şeklinde bir alert şeklinde bir uyarı veriyor. Bu kadar basit bir homepage sayfası. Asıl sıkıntılı current user kısmında da gene formdan e-mail ile şifre alan bölüm, form key'i tutan bölüm, bir de aynı out değişkeni. Buradan giriş işlemi gerçekleştirdiğimde kullanıcı adı şifreyi girdiğimde kayıt ol düğmesine bastığımda görüyorsunuz. E-mail şifre ekle diye bir parametre metot oluşturmuşum. Bu metot çalışıyor arkadaşlar. Bu metotta create user with email and password şeklinde bir değişkeni var altın. Onu kullanıyor. Orada bizde iki tane değişken istiyor. İki tane parametre istiyor. E-mail ve password. E-mail ve password formdan gelen e-mail ve password'u atıyorum. Kayıt ekleme işlemi gerçekleşirse yani Firebase user boş değilse hemen kayıt eklendi diyor. Bir alert veriyor. Ve form içeriğini temizliyorum. Eğer gerçekleşmezse de bize kayıt eklenemedi diyor. Sisteme kayıtlı bir e-mail adresi girdiniz. Lütfen farklı bir e-mail giriniz. Yüksek ihtimal girilen mail ile sistemdeki mail aynıdır. O yüzden size uyarı veriyordur. Böyle bir uyarı verilebilirsiniz. Login user yaptığımda arkadaşlar burada birkaç tane seçenek var. Hemen bu sayfaya girelim. Örneğin şifremi unuttum. Mail adresime giriyorum. Pardon.
gönder dediğimde şifre gönderildi diyor. Lütfen postayı kontrol edin diyor. Bakıyorum buraya. Reset şifrem gelmiş arkadaşlar. Daha önce ben onayladığım için. Reset tıkladığımda şifreyi değiştirmek için bana yeni bir password istiyor benden. Dediğim password'un değişmiş oluyor. Yeni password'da giriş yapabilirim. Geldik bir Gmail ile giriş yapma kısmına. Şu an Firebase'de sadece aktif olan arkadaşlar. Benim şu mksular@mail.com e-mailim. Şimdi bir de Google'la giriş yapalım. Düğmeye bastığımız arkadaşlar, daha önce giriş yaptığım için giriş yapma işlemi gerçekleşti. Bunu da şuradaki kodlarla gerçekleştiriyorum. E-mail ile giriş, şifre hatırlatma ve gönderme. Bu da Google Login. Google Login'de arkadaşlar giriş yaptığımızda hemen şu komutu kullanıyoruz arkadaşlar. Google Sign-in komutunu kullanıyoruz. Nokta Sign-in. Google Sign-in değişkenini yukarıda atadım. Google Sign-in, Google Sign-in, Sign-in. Bu kodlara belli bir araştırma yaparsanız rahatlıkla erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eğer başarılı bir şekilde giriş yaparsam sistem beni hemen ana sayfaya yönlendiriyor. Eğer yapamazsam da giriş yapılamadı şeklinde bir uyarı veriyor ve bir hatayla benim ekranıma düşüyor. Burada iki farklı bir hata alabiliriz. Bir Google giriş hatası alabiliriz. İkincisi authentication hatası alabiliriz. Ve son olarak da telefonla login form. Bu da şu şekilde çalışıyor. Çıkış yapalım. Telefonu tıklıyorum. Benden bir SMS kod istiyor. Bunu sisteme daha önce manuel olarak eklemiştim arkadaşlar şurada. Yaptığımda galiba benim şurada yazırım mailim ekli olduğu için böyle bir çünkü ben giriş yaparken aynı zamanda mailimle de kişi giriş yaptığında aynı zamanda böyle bir mail ve şifre de atadım. Da eklensin istiyorum. Tekrar bir giriş yapayım.
Bu şekilde hem e-mail ile hem Google hesabı ile hem de telefonla giriş yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi kodlara kitap.com/mk sulardan ulaşabilirsiniz.